Bana söylemek istediğin bir şey mi var Ebru? Sana söyleyecek çok şeyim vardı da ağzıma dilime kilit vurdular. Ebru! Tamam Cem, tamam. Bir dakika ya. Kız ne söylemek istiyorsa söylesin. Sen neden engel oluyorsun ki? Evet Ebru, seni dinliyorum. Neyi ima etmeye çalışıyorsun? Ya bırak Şafak. Ya ikiniz de yaralısınız zaten. Üzeceksiniz şimdi birbirinizi boşu boşuna. Ya Yelda haklı. Geçmişi sorgulamanın ne anlamı var şu anda? Ya ben herkesi alttan almaktan, idare etmekten yoruldum Cem. Bu ne böyle ya? Sanki sevgilisini elinden almışım gibi bir afralar, bir tafralar. Herkes eteğindeki taşları bir döksün artık. Evet, sevgilimi elimden almadın. Ama her zaman aramızdaydın. Evimizde, soframızda, masamızda, yatağımızda. Ebru yeter. Sen de henüz bitmemiş, yarası kapanmamış bir ilişkinin üstüne çöreklenmeseydin. Daha ayrılalı bir sene bile olmamıştı ve daha hemen gittin evlendin Cem'le. Senin dünyadan haberin yok. Ha, merak etme canım, her şeyi biliyorum ben. Senin aramızda değersiz bir kişinin olduğunu biliyorum. Ama bu seni masum yapmaz. Şafak, siz ne yapıyorsunuz Allah aşkına? Sen karışma Cem. Yarım kalmış bir hikayeyi kapatıyoruz burada. Oho. Sen ne kadar çok doluymuşsun ya. Ne kadar çok şey biriktirmişsin içinde. Ama sana şu kadarını söyleyeyim Şafak. Senin derdin benle değil. Senin derdin... Yeter! Yeter, geçmiş gitmiş bir mevzu. Niye uzatıyorsunuz ki anlamadım. Hepimiz kocaman olduk, büyüdük zaten ya. Niye uzatıyorsunuz? Evet, büyüdük. Yalan söylemekte. Duygularımızı örtbas etmekte ustalaştık değil mi Yelda? Hı? Ama sana şu kadarını söyleyeyim Şafak. Düşmanını uzaklarda arama. Bazen en yakınındaki insan en büyük yaraları açar insana. Azat şimdi yardım etsin. Selim. Selim. Sedye getirin hemen. Sedye. Amca ne oldu? Ben bu genci yolda buldum. Bayılmadan önce bu hastanenin adını verdi. Kanaması var. Yardım edin. Selim, ne oldu sana? Hemen monitörize edelim. Tansiyonu bakalım. Kan gazı alacağım. Kan gazı için enjektör verin hemen. Büyük tansiyon altı, küçüğü alamıyorum. Kalın damar yolu açalım. Koloid dejelofüzin yollayacağız. Sırt bölgesinde böbrek lokasyonunda kesici delici alet yaralanmasına bağlı travma var. Ultrason getirelim mi? Hayır hayır, bunun için zamanımız yok. Acil laparotomi yapacağız. Çok fazla kan kaybetmiş. Hemen kan grubu çalışılsın. Ameliyathaneye hazırlayın, içeri alıyoruz. Seza, hadi ne duruyorsun? Tamam hocam. Hadi hadi hadi. Amca, sen gel şöyle polis memur arkadaşlarla bir konuşalım. Ne oldu, ne bitti, sen bir anlat. Yapma böyle Seza. İyileşeceksin Selim. Hepimiz yanındayız. İyileşeceksin. Biz yıkanırken anestezi santral kateteri takılsın. Fazla vaktimiz yok. Yelda, sen de kan işiyle uğraş. Ameliyathane hazır hocam. Muazzez hemşire o işleri halletsin. Ben Selim'in yanında olmak istiyorum. Tabii, ben hallederim. Kan sonuçları çıkar çıkmaz haber verin bize. Tamam hocam. Seza. Şafak. İşin bitince yanıma uğra da biraz sohbet ederim seninle. Şöyle eskilerden falan konuşuruz. Hocam. Nasılsınız hanımlar? İyiyiz hocam, sağ olun. Yarın büyük bir gün ha? Öyle hocam. Sonuç uyumlu çıkarsa bütün iliğim kemiğim kardeşime feda olsun. Aferin sana Aynur. Kardeşin hayatını kurtarıyorsun. Aysun'a canım feda hocam. Canını istemiyoruz biz. İliğin yeter bize. Eğer her şey yolunda giderse Şafak Hoca operasyonunuzu yapacak sizin. Hadi bakalım. İyi dinlenmeler size. Kuzum, ne oldu? Neyin var senin? Hiç. Bazen senin iyiliğin karşısında kendimi ezilmiş hissediyorum. O ne biçim laf öyle kız? Biz kardeşiz. Sen bana annemin emanetisin. Beni okuttun. Öğretmen yaptın. Yetmedi, şimdi bir de canını ortaya koyuyorsun. Aman Aysun, abartma. Dur, ben şuradan iki Türk kahvesi alıp geleyim, içelim.
falımıza bakarız. Kuzum benim. Geliyorum şimdi. Çok fazla değil mi? Asıl rakam 112.000. Bu indirimli hali. Ya benim şu anda bunu ödeyecek bir durumum yok. Ben bu konuyla ilgili kimle görüşebilirim? Yani bana kim yardımcı olabilir? Sonucun değişeceğini sanmıyorum ama Alp Bey'le bir görüşün isterseniz. Alp Bey? Hastanemizin ortağı. Odası aşağıda. Teşekkürler. Odan güzel olmuş ama değil mi? Empire ve Biedermeier tarzını karıştırdım dekorasyonda. Hı hı. Harika olmuş. Pencerelere de beyaz storlar taktıracağım. Artık buradan sonra da bebeğimizin odasını dekor ettir. Hayırdır? Çok keyiflisin bugün. Bu sabah çok güzel haberler aldım. Artık elim güçlendi. Bu hastanedeki herkes bize saygı duyacak bundan sonra. Alp Bey, biraz konuşabilir miyiz? Buyurun. Ben Ediz'in ablasıyım. Ha, evet. Cem'in de eski eşisiniz. Evet. Nasıl yardımcı olabilirim size? Biraz özel bir konu. Melis, bizi biraz yalnız bırakabilir misin? Aa, ne münasebet. Ben de bu hastanenin bir ortağıyım. Melis. Buyurun. Sizi dinliyorum. Hastane faturası. Biraz yüklü çıktı ve ben şu anda bunu ödeyebilecek durumda değilim. Cem kendisi karşılayacaktı masrafları. Evet, bana da öyle söyledi ama ben kabul etmedim. Anlıyorum. Peki ben ne yapabilirim sizin için? Bakın Alp Bey, benim Eskişehir'de bir arsam var. Ben şu anda onu satılığa çıkardım. Yani bu bütün faturayı karşılar mı bilmiyorum ama... Hiç önemli değil Ebru Hanım. Mühim olan kardeşinizin sağlığına kavuşması. Borcunuzu bir şekilde ödersiniz nasıl olsa. Şu anda kanama görülmüyor. Kanı bulmakta zorluk çekiyoruz. Hemoglobin 6'ya düştü. Şimdiye kadar 500-600 cc kanamışızdır. Acil kan takviyesi yapılması lazım. Kontrol kan gazı alalım hemen. Genç olmanın avantajlarını yaşadık ama durum kötüye gidiyor. Hocam çok üzgünüm. Kan bulunamıyor. Nasıl bulunamıyor Muazzez hemşire? Derhal bulmamız lazım yoksa Selim'i kaybedeceğiz. Seza, hiç iyi değil. Acil AB negatif kana ihtiyacımız var. Hiçbir yerde bulamıyorum. Kan bankasında da yok. Anons yaptıralım. Çoktan verdim anonsu. Haber bekliyorum. Abla. Aslında benim kanım uyuyor ama. Seza sakın. Sakın Seza. Hastasın sen, tamam? Sakın aklından bile geçirme. Abi. Abi.
O ne? Ne diyorsun kızım sen ya? Elindekini soruyorum. O bıçak niye kanlı? Birine zarar vermedin inşallah. Karışma lan sen benim işime bacak kadar boyunla. Abi! Yürü git işine hadi. Abla, abim eve geldi şimdi. Ne yapayım? Geldiyse geldi. Şimdi Serkan'la uğraşamayacağım. Elinde kanlı bir bıçak vardı abla. Ne? Ne diyorsun sen? Şimdi banyoya girdi. Su sesi falan geliyor. Bıçağı yıkıyor herhalde. Zırt bölgesinde böbrek lokasyonunda kesici delici alet yaralanmasına bağlı travma var. Şaka gibi. Koca İstanbul'da adama bir kan bulamadık ya. Hocam aslında benim kanım uyuyor. Ne? Ne diyorsun sen çekirge? Eğer isterseniz hemen kan verebilirim. Gel o zaman hemoglobinine baktıralım hemen. Yok hocam, kan sayımı yaptırarak vakit kaybetmeyelim. Hemoglobin yüksek bende. Hem biliyorum hiçbir rahatsızlığım da yok. İsterseniz hemen kan verebilirim. İyi hadi gel bakalım. Sizin de doktor olduğunuzu duydum. Evet ama bir süredir işsizim. Kardeşime bakmak için ayrıldım çalıştığım hastaneden. Uzmanlık neydi? Ortopedi travmatoloji. Harika. En çok ihtiyaç duyduğum alan. Ne açıdan? Bakın Ebru Hanım, ben aslında iş adamıyım. Burayı da kâr amaçlı aldım. Fakat bir süredir işler istediğim gibi gitmiyor. Yeni bölümler açmayı düşünüyorum. Sizin uzmanlık alanınızda da bir doktor henüz bünyemizde yok. Yani? Yani bizimle çalışırsanız çok sevinirim. Bana iş mi teklif ediyorsunuz? Evet. Hem burada çalışırsınız hem zaman içerisinde borcunuzu da ödemiş olursunuz. Ne dersiniz? Niye bana böyle bir iyilik yapıyorsunuz? Ben aslında size iyilik olsun diye yapmıyorum bunu sadece. Bakın, bir iş adamı kâr sağlamayacağı hiçbir işe girmez. Geçenlerde bir araştırma yaptırdım. Bir hastaneye en çok gelir getiren bölüm ortopedi. Beraberinde MR makineleri ve röntgenle altyapıyı da güçlendireceğiz. Ne diyorsunuz? Yani prensipte tamam ama benim bir kardeşimle de konuşmam lazım. O zaman hayırlı olsun diyorum. Hem belki burada Cem'le olan sorunlarınızı çözer eski günlerinize dönersiniz. Tamamdır çekirge. İyi misin? İyiyim hocam, çok iyiyim. Emin misin? Ağzın başka konuşuyor, yüzün başka. Bembeyaz oldun kızım. Yok hocam, iyiyim ben. Hem o kan yetmez Selim hocaya. İkinciyi de alın siz. Emin misin bak? Eminim hocam. Hemoglobinim 13 benim. Sorun olmaz yani. İyi peki. Ben şunu da alayım. Ondan sonra sana meyve suyu getiririm. Akşam da ağzına biraz pekmez atarsın, tamam mı? Sen Cem'in eski karısını işe mi aldın Alp? Evet. Bir sakıncası mı var? Bana sormadan nasıl böyle bir şey yaparsın? Çünkü sana sormam gerekmiyor Melis. Attığım her adım için senden izin alacak değilim.
Ama almak zorundasın Alp. Benim de bu hastanede hissem var. Yeter Melis, yeter. Söylediğin yalanlara bir süre sonra kendin de inanmaya başlıyorsun. Bu hastane benim. Ve ben ne kadar istersem sen işlere o kadar burnunu sokabilirsin. Alp, kalbimi kırıyorsun ama. Ha bak, bu iyi işaret. Demek senin de bir kalbin var. Hastaneye geldiğimizden beri şu insanlara yapmadığını bırakmadın. Allah Allah. Ne oldu şimdi böyle birdenbire? Sen sütten çıkmış ak kaşık, ben kara kedi mi oldum? Biz her şeyi birlikte yapmadık mı? Hayır Melis. Birlikte yapmadık. Sen beni kullandın. Benim burada olmak için haklı sebeplerim vardı. Karımdan, kızımdan uzak kalmak istemedim. Onları korumam, kollamam gerekiyordu. Ama sen yapıştın kaldın enseme. Alp, gerçekten böyle mi düşünüyorsun? Evet, böyle düşünüyorum. Belki sen peşime takılıp gelmeseydin, İzmir'de kalsaydın her şey çok farklı olacaktı. Ne fark edecekti ha? Ne fark edecekti? Tabii ayağının altına dolanmayacaktım değil mi? Alp Bey canı isterse uçağa atlayıp yanıma gelecek, istemezse burada kalıp eski eşinin gönlünü alacak, öyle değil mi? Ben sana bu konuyla ilgili hiç yalan söylemedim Melis. Başından beri dürüst davrandım. Onlar benim ailem. Ben de inanıyorum peki. Ya karnındaki bebek? O senin neyin oluyor? Biz senin ailen değil miyiz? Hah, tamam. Bu da olmuş. Şimdi ben bunları hemen Selim Hoca'ya yetiştireyim. Artık Selim Hoca'nın sana bir can borcu var. Hocam, bir yerden iki ünite kan bulduk ama vaktinde yetişir mi bilmem. Gerek kalmadı Muazzez hemşire. Ben iki ünite buldum. Nereden buldunuz hocam? Bizim Sezza hemşirenin kanı uyuyormuş. Ondan aldım. Hocam, ne yaptınız siz? O kız asla kan veremez. Neden? Sezza anemi hastası. Ne? Ne diyorsun sen ya? Bana hemoglobinim 13 dedi. Ya bak şimdi. Nasıl kendi hayatını tehlikeye atar bu kız ya? Sen şunu al. Selim Hoca'ya yetiştir çabuk. Vena kavanın arka duvarı hasarlı. Alanı göremiyorum. Bası yapmaya devam et. Tampon basısıyla kanamayı kontrol altına alamıyorum. Kanamayı durdurmamız lazım. Kandan hala haber yok. Eğer kan bulunmazsa Selim'i kaybedeceğiz. Hocam, kanı getirdim. Süper. Hemen takalım. Bana ihtiyaç yoksa ben çıkıyorum. Nereden buldunuz kanı? Sezza vermiş. Nasıl Sezza vermiş? Annemi değil mi o kız? Evet. Sen gideceksin. Ben Selim'le ilgileniyorum. Ama... Git. Yoksa Sezza'yı kaybedeceğiz. Defiye hazır edin. Tayfun, nedir durum? Nabız yok hocam, kaybediyoruz. Ben de. Adrenalin, atropin verin. Ventriküler fibrilasyon başladı. Aritmayı ver. 200 ver. Hazır. ...300 ver. Hazır. Oh! Oh! Oldu be hocam. Oldu.
hocam? Ne oldu be hocam? Ne oldu be hocam? Çok şükür nabız normale döndü. Güçlüdür karaoğlan. Öyle kolay pes etmez. Nereden geldi şimdi aklıma? Hatırladın mı? Hatırlamaz mıyım? Çetin Hoca öyle çağırırdı hep onu, değil mi? Sen bu memleketin gururu olacaksın derdi. Aramızda da en çalışkan oydu. Bana da hep yardım ederdi sınavlarda. Vallahi bana hiç yardım etmezdi. Ha demek o zamanlardan vurgunmuş sana bu çocuk. Yok artık. Ne diyorsun? Olur mu bu iş? Vallahi iyi dostluklardan çok güzel aşklar çıktığını gördük. Hayat ona tekrar bir şans verdi. Bence artık sen de vermelisin. Birkaç imza almam gerekiyor sizden. Hadi ben kaçtım. Nasıl geçti operasyon? İyi. Stabil. Şafak yine çok başarılıydı. Zavallı Şafak. Hiçbir şeyden haberi yok değil mi kızcağız? Ne diyorsun Melisa Allah aşkına? Uğraşamayacağım seninle, çok yorgunum. Ben seninle uğraşacağım zaten. Sen kendini yorma. Cem'le ilişkinizi biliyorum. Eğer en yakın arkadaşının bunu öğrenmesini istemiyorsan hemen odama gelirsin. Sen iyi misin? Ha, yok bir şey. Benim bir işim var, sonra görüşürüz, tamam mı? Uzatmayacağım Melis. Ne istiyorsun? Çabuk söyle. Şafak'a anlatmayayım diye rüşvet mi teklif ediyorsun bana? Kızım sen gerçekten psikopat mısın ya? Hayal dünyasında mısın sen? Allah Allah. Bugün bana istediğini söyle. Keyfimi bozamazsın. Hadi Melis hadi. Hadi derdin de söyle. Benim derdim Şafak'la canım. Sizle hiçbir alıp veremediğim yok. Benden ne istiyorsun? Benim tarafımda olmanı istiyorum. Şafak'ın Alp'e dönmesini her şekilde engelleyeceksin. Merak etme. Şafak'ın Alp'e dönmek gibi bir niyeti yok zaten. Onun niyeti olmayabilir. Ama Alp hala onun peşinde. Bunu senin engellemeni istiyorum. Ben ne yapabilirim ya? Koskoca insanlar, ben ne yapayım? Onların attığı her adımı bana bildireceksin. Oldu canım. Başka? Şimdi bir anlaşma yapacağız seninle. Ya sen hakikaten delirmişsin ya. Seninle anlaşmak şeytanla anlaşmak gibi bir şey. Sana ruhumu satamam ben, kusura bakma. O zaman Şafak her şeyi öğrenir. Melis seni gebertirim. Yemin ediyorum bu konuyu Şafak'a açarsan öldürürüm seni. Bırak artık şu ucuz mahalle karısı tavırlarını Yelda. Akıllı ol biraz. Ya senden mi akıl alacağım ben? Abi sakin olur musun? Ben senden kötü bir şey istemiyorum ki. Daha ne isteyeceksin be? Daha ne isteyeceksin? En yakın arkadaşımı satmamı istiyorsun benden. Hiç yapmadığın şey sanki. Melis beni delirtme Melis. Vallahi ister delir ister çıldır. Bana yardım edeceksin Yelda. Yoksa Şafak diye bir dostun kalmayacak. Durumu iyi diyorsunuz yani şimdi. Evet iyi. Tehlikeli bir durum yok. Her şey stabil. Teşekkür ederim Şafak Hanım. Pardon memur bey. Selim'i kimin yaraladığı hakkında bir bilginiz var mı? Yani şüpheli biri var mı? Evet. Karakolda şu an ifadesi alınıyor. Kimmiş? Serkan Türk adında biri. Bu Sezan'ın kardeşi. Şimdi her şey anlaşıldı işte. Demek ki bu yüzden kanını vermiş kızcağız. Vicdan azabından. Aynen. Ben Selim'e bakayım.
Şafak. Hani işin bitince odama uğrayacaktı? Henüz işim bitmedi Melisa Hanım. Cem, ben de seni arıyordum. Ne oldu? Ediz iyi mi? Ediz iyi. Bir problem yok. Ama ben başka bir konuda konuşmak istiyorum. Benim Şafak'tan bir gizlim yok. Konuş. Peki. Alp Bey bana iş teklif etti. Alp mi? Evet. Hastaneye yeni bir birim açılıyormuş. Onun başına geçmemi istedi. Sen ne dedin? Düşüneceğimi söyledim. Hadi konuşuruz sonra. Ya ne yapmaya çalışıyor bu herif? Ya ne yapmaya çalıştığı ortada. Ebru'yla senin aranı yapmaya çalışıyor. Öyleyse bu pek mümkün değil Şafak. Yanlış yerden giriyor. Sabah Ebru pek bir hevesli gözüküyordu ama. Alp'in göründüğü gibi mi? Ya hem öyle olsa da ne fark eder Şafak? Ben yıllar sonra seni bulmuşum. Kaybeder miyim hiç? Ya sabah Ebru ne demeye çalıştı? Düşmanını yanında ara falan dedi. Ne bileyim, saçmaladı işte. Bana pek öyle gelmedi ama. Bırak artık geçmişi sorgulamayı. Oradan öğreneceğin şey seni mutlu etmeyecek. Biliyorum. Ama elimde değil işte. Merak ediyorum. İyi de geçmişi sorgularsan bir geleceğimiz olmayacak. Geçmişi unutursam seni nasıl sevdiğimi de unuturum diye korkmuyor musun hiç? Ben seni yine tavlarım ki. Tavlarsın. Yok canım. Okuldayken bile ben tavlamıştım seni. Yok artık. Evet öyle. O bir taktikti. Yani seni umursamıyormuşum gibi görünüp aslında senin dikkatini çektim. Hakikaten ya. Ha ne gıcıktın sen. Günlerce süründürmüştün beni. Şafak. Ben senin için görünür olmayı tam 2 yıl bekledim. Her gün senin evinin önünden geçtim, belki karşılaşırız diye. Kahveme 5 şeker attım seni çözüm diye. Ya yanımda 2 tane silgi taşıyordum, sen hep unutuyordun ya. Geçtiğin yollardan geçtim, kokunu duyarım diye. Müzik dinlerken kulaklık takmıyordum sen seslenirsin diye. Cem, sen bunların hiçbirini söylemedin bana. Sen benim hem evvelimsin hem geleceğim. Nerede durmamı istiyorsan ben oradayım. Be.
Ben hep senin baktığın yerdeyim. Nerede Şafak abla? Niye gelmiyor artık buraya? Ecem babasını özlemiş bir tanem. Biraz onun yanında kalmak istedi. Sen özlemiyor musun peki kızını hiç? Özlemez olur muyum bir tanem? Burnumda tutuyor. Al o zaman buna sarıl. Ecem'in kokusu var bunda. Ben ova gittiğinden beri öyle yapıyorum. Teşekkür ederim. Ya asker sen masal istemiyor musun bugün? İstiyorum komutanım. Kay o zaman kenara. Hangisi bugün? Hastanede idare ediyorum ama gece olunca çöküyor yokluğu. Ah, kıyamam ben sana. Niye aramıyorsun peki? Babasında kalıyor nasılsa. Deniz aşırı bir yerde değil ki. Arasana kuzum. Ya şimdi Alp abuk sabuk bir şey söyleyip canımı sıkacak diye korkuyorum. Hiç konuşma onunla. Direkt Ecem'i iste. Hiç konuşma. Ecen'cim hadi yatırayım seni. Biraz da oynayacağım. Hayatım geç oldu ama artık yatman lazım. Ne haber Boncuk? Annem arıyor. Efendim Şafak? Ecem'le konuşabilir miyim? Sana da merhaba Şafak. Kızım annen seni istiyor. Ama ben onu istemiyorum. Ecem yapma kızım ne olur ya. İsrar etme Şafak. Kız istemiyor işte. Nasıl istemiyor? Dolduruyorsun kızı bana karşı. Sonra da istemiyor diyorsun. Saçmalama Şafak. Böyle bir şey çocuğumu kullanmam ben. Sonuçta sen de onun annesin. Ama istemiyor. Ne yapabilirim? Ya ne olursun ver. Bir kerecik sesini duyayım. Bak Şafak, Ecem seni istemiyorsa burada benim bir suçum yok. Kabahati biraz da kendinde ara. Ne kabahati ya? Ben ne yaptım ki? Ne oluyor? Ya kızıyla konuşmak istiyor da Ecem de telefona çıkmıyor galiba. Tam o şerefsize yakışır hareket. Şimdi Ecem üzerinden Şafak'la uğraşacak. Tabii canım. Şafak'ın zayıf yerinden vurmaya çalışıyor. Yalnız bu gidişle eğer Ecem geri dönmezse Şafak gider söyleyeyim. Öyle bir şey olmayacak Yelda. Ecem geri gelecek, Şafak da hiçbir yere gitmeyecek. Vallahi ben o kadar emin değilim. O ne demek ya? Melis aramızdaki hikayeyi öğrenmiş Cem. Hangi hikayeyi? Ya Cem ne olur söyletme zaten utanıyorum. Ya nasıl, nereden öğrenmiş? Bilmiyorum. Ama bugün beni çok fena sıkıştırdı. Eğer ondan istediklerini yapmazsam
Şoför söylemekle tehdit etti beni. Ya manyak mı bu kadın ya? Ya manyak işte, yeni mi fark ediyorsun? Ya bu kadından her şeyi beklenir Cem. Anlatalım artık şu meseleyi Şafak'a. En azından bizden duymuş olur. Hayır Yelda, Şafak'a hiçbir şey anlatmayacağız. Biz Şafak'a bir şey anlatırsak eğer geri dönüş olmaz. Bak o senin en yakın arkadaşın, benim de sevdiğim kadın. Ya Cem, ikimiz de gençtik, bir hata yaptık. Şafak bunu anlayacaktır. Lütfen bu akşam söyleyelim artık. Ben Şafak'ı tanıyorum Yelda. Eğer biz anlatırsak geri dönüş olmaz bunun. Başkalarından duyarsa başka şansımız olmaz ama Cem. Duymayacak. Ya nasıl duymayacak ya? Ne yapacaksın peki? Melis ile Ebru'nun dilini mi keseceksin? Şafak'ın kulaklarını mı kapatacaksın? Ne yapacaksın? Ya bu olay bir gün patlayacak ve biz çok pişman olacağız Cem. Ben Şafak'ı kaybetmekten çok korkuyorum ya da. Ben de korkuyorum. Eğer söylemezsek kaybedeceğiz ama. Anlamıyor musun? En azından bizden duysun diyorum sana. Ya bizden duyunca Şafak'ın canı daha mı az yanacak? Canım neden yanacakmış benim? Alp, Ecem'i vermezse diye konuşuyorduk da. Sizden neyi duyacağım peki? Ne saklıyorsunuz siz benden? Yok hayatım. Bu Alp Ecem'i sana vermeyecek galiba. Onu konuşuyorduk. Ben çok korkuyorum Yelda. Ecem'i kaybetmekten çok korkuyorum. Öyle bir şey olmayacak. Ecem de dayanamayıp birkaç güne kadar gelecek, görürsün bak. Ya gelmezse? Ben bunu giymek istemiyorum. Ecemciğim, bu 5. pijaman, artık bir karar versen de uyusan diyorum. Yoksa sabah kalkamayacaksın. Bu bana batıyor. Annem hiç giydirmezdi. Peki o zaman sen seç, hangisini istiyorsun? Bunu. İyi de bu sana verdiğim ilk gecelik zaten, sen istememiştin. Kararımı değiştirdim, bunu istiyorum. Ve subhanallah. Hadi. Haydi şimdi yatağa. Su istiyorum. Işık kapama, korkuyorum. Peki. Ona da peki. Ben kolay kolay pes etmem küçük hanım. İyi geceler. Neyse abla. Ne var? Masal anlatmayacak mısın? Masal mı? Masal. Annem hep anlatırdı. Peki. Sana masal anlatayım. Kay. Acaba hangi masalı anlatsak sana? Hah, buldum. Bir varmış, bir yokmuş. Ülkelerden birinde kırmızı başlıklı bir kız varmış. Ormanda yaşayan büyük annesine kek götürürken karşısına kocaman bir kurt çıkmış ve kırmızı başlıklı kızı diye yemiş. Masal da burada bitmiş. Sen çok kötü masal anlatıyorsun. Korkuttun beni. Ne oluyor burada? Çok kötü masal anlattı baba. Korkuttu beni. Ama hayatım... Melis, sen nasıl bir anne olacaksın, çok merak ediyorum. Ay. Çıkar mısın lütfen dışarı? Aşkım. Bir tane buradayım ben, gel. Buradayım. Korkacak bir şey yok. Ben annemi özledim.
Peki niye konuşmadın o zaman annenle? Çünkü onun bizi özleyip buraya gelmesini istiyordu. Aynı eski günlerdeki gibi olalım diye yaptım. Tamam kızım, ağlama sen. Sana söz veriyorum, o eski günlerimize geri döneceğiz. Anneni kazanmak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Söz. Tamam mı? Buyurun. Hayırlı sabahlar hocam. Günaydın desen daha uygun olurdu. Koskocaman başhekim senin gönlün değil ki. Ne istiyorsunuz? Ekrem Cömert'in selamını getirdik sana hocam. Ekremciğim. Yıllar var görüşmeyeli. Nasıl, iyi mi o? Çok iyi maşallah. Turp gibi. Ne istiyorsunuz? Nasıl size yardımcı olabilirim? Bir hastalığınız falan mı var? Yok hocam yok. Biz şey için gelmiştik. Ne için? Hocam biz talibiz. Neye talipsiniz bakalım? Şey, hastaneye temizlikçi eleman alacakmışsınız ya, ona talibiz. Hocam sigorta yapıyor musunuz? Ya bir dur, gelir gelmez başlama hemen. Ya niyeymiş? Benim anamın hak sütü gibi helal değil mi bana sigorta? Hanım doğru söylüyor. Seyran hocam, adım Seyran. Benimki de Bayram. Karı kocayız biz. Allah bağışlarsa iki tane de evladımız var. Anlamadım. Yani adınız Bayram'la Seyran mı? He. Peki daha önce böyle bir işte çalıştınız mı hiç? Şimdi ayıptır söylemesi hocam. Benim iş tecrübem bununkinden çok çok fazladır yani. Ne ilersin hocam? Temizlik işlerinde genelde kadınları tercih ediyorlar. O yüzden de işte benim bu işte tecrübem çok. Ama bak yüzü burada söylesin. Benim elim onunkinden temizdir. Ne yani? Ben pis miyim? Estağfurullah öyle bir şey demedim. Ama pek şartın şurtunda yok yani. Hem hastane burası. Daha özenli olmak gerekir, öyle değil mi hocam? Tabii. Ben eve gidince senin havanı alacağım Bayram. Tamam çocuklar, tamam. İkinizin de çok titiz olduğuna inandım. İşe alıyorum. Hangimize? İkinizi de. Esam hocam! Evet. Zaten bir kişi yetmeyecekti. İyi oldu bu. Hemen muhasebeden reçeteyi bulun, girişinizi yapsın. Daha sonra da Muazzez Hanım'ı bulun, size işi anlatsın. Allah senden razı olsun hocam. Hadi bakalım. Hayırlı olsun. Sağ olun, sağ olun. Bayram. Evvela hanımlar. Ya. Sayenizde benim adam da burada yontulacak hocam. Ne ayıp. Vallahi şu kızda mangal gibi yürek varmış. Hiçbirimize çaktırmadan tak tak verdi kanı. Gerçi hak etmiyorsun ya, neyse. Sağ ol Seza. Sana ne kadar teşekkür etsem az. Hayatımı kurtardın. Aman hocam. Ben olmasam bunlar da başınıza gelmeyecekti zaten. Ne? Seninle ne alakası var kızım bu durumun? Sağır Sultan duydu. Sen duymadın mı kuzu? Ne? Neyi? Selim'i Seza'nın kardeşi bıçakladı. Ne? Hakikat mi ya? Hayır ben anlamıyorum ki, hastanede başka oda mı yok? Ne bu böyle dip dibe? Benim fikrimdi Yelda Hanım. Baktım sıkılıyorlar serviste, birleştiriverdim yatakları. Bu parlak fikirler bir sizden çıkar zaten kuzu. Ne var Yelda Hanım? Beğenemediniz mi? Benim beğenip beğenmemem önemli değil. Babam bu durumdan hiç hoşlanmayacak. Ya tamam, önemli değil. Ben de sıkıntıdan patlıyordum zaten. Evet. Seza hemşire melek gibi yetişti. Melek mi Azrail mi orasını bilemeyeceğim artık. Nesi var bunun? Ne bu afra tafra? Kaldır bakayım yüzünü. Sen utanılacak bir şey yapmadın. Yelda Hanım haklı hocam. Az kalsın ölüyordunuz benim yüzümden. Ve ben kendimi asla affetmeyeceğim. Sen
Sen şimdi bırak bunu. Sen ne zamandır anemi hastasısın? Vallahi kendimi bildim bileli. Çıkınca sana birkaç tahlil yapacağım. Doktor Selim, siz misiniz? Buyurun benim. Yaralama olayı hakkında ifadenizi alacaktım. Yaralama olayı falan yok. İki arkadaş yakalaşıyorduk. Ben bıçağın üstüne düşmüşüm. İki kere. Dikkatsizlik işte. Bu Serkan. Çok sevdiğiniz biri herhalde. Ya arkadaşım dedim ya. İyi bakalım. İyi günler. Evet Alp, seni dinliyorum. Otursana Şafak. Fazla vaktim yok, serviste hastalarım bekliyor. Ne söyleyeceksen şimdi söyle. Ecem'le ilgili konuşacaktım. Ne oldu kızıma, nesi var? Ecem iyi, merak etme. Sağlığı iyi de ruh sağlığı pek iyi değil. Ne demek şimdi bu? Ailesi ayrılan her çocuk gibi çok üzülüyor. Bu durumu kabullenmek istemiyor. Zamanla alışacaktır. Pedagogla görüştüm. Böyle durumlarda anne babanın arada bir çocukla birlikte yemeğe çıkmasının çocuğun kendini güvende hissetmesi açısından çok iyi olacağını söyledi. E'si bu akşam bir işin yoksa birlikte vakit geçirelim diyecektim. Hem şeyler yeriz hem sen de Ecem'i görmüş olursun. Bunun uygun bir fikir olduğunu düşünmüyorum. Sen bilirsin Şafak. Sana yalvaracak değilim. Sadece kızımızın iyiliği için söylemiştim. Tamam, düşüneceğim bunu. Yerde Hanım. Bekliyoruz işte. Daha çıkmadı mı sonuçlar? Yok. Ben çok heyecanlıyım hocam. Heyecanlanacak bir şey yok. Operasyon en fazla 40 dakika sürecek. Kanla birlikte iliği çekip bitireceğiz işlemi. Merak etmeyin. Şafak Hoca çok tecrübeli bir hekimdir. Ona gözünüz kapalı teslim olabilirsiniz. İş ki doku uyumlu çıksın. Kısmetse iki gün sonra o ilikle kardeşine hayat vereceğiz. Aysun Hanım, iki dakika gelebilir misiniz? Aysun'un nesi var? Vallahi ben de anlamadım hocam. İkide bir ağlayıp duruyor. Ya çok duygusal bugünlerde. Hastalıkla ilgili herhalde. Olabilir. Efendim? Ne? Kimin bebeği? Öğretmen arkadaşını arıyor. Bebeğin ağlıyormuş. Ne yapacağını bilememiş. Aysun, senin bebeğin mi var? Ne zaman? Kimden? Bana neden söylemedin Aysun? Söyleyemedim abla. Niye kuzum? Niye söyleyemedin? Ben senin ablan değil miyim? Sırdaşın değil miyim? Ya biz bugüne kadar neyimizi sakladık birbirimizden Aysun? Yazıklar olsun sana Aysun. Böyle bir şey saklayan ne kardeştir ne de sırdaş.
Müjdemi isterim. Doku uyumlu çıktı. Nakli yapabiliyoruz. Aa, ne oldu? Doneri kaçırdık. Ne olacak şimdi? Sen operasyonu bir iki saat ertele. O zamana kadar belki ortalık durulmuş. Tamam hocam. Aynur da amma abarttı yani. Çok üstüne gitti kızım bence. Vallahi bence az bile söyledi. Olacak şey mi canım? Onlar kardeşler. Kızım bebeği oluyor, saklıyor. Saklamış işte. Ablası üzülmesin diye dünyanın öbür ucuna gidip öğretmenlik yapmış orada kızcağız. Daha ne yapsın? Ablasının yüzüne bakacak hali yokmuş, kaçmış desene sen ona. Ay sen iyi ki hukuk filan okumadın Şafak. Gerçekten yazık olurdu insancıklara. Ha nedenmiş o? Senden çıkan adalet çok keskin ve acımasız olabilir de ondan. Ne alakası var canım? İki dakikada astın kestin kızı Şafak. Yani daha sen duymadın galiba. Ablası kardeşine iliğini vereceğini söylüyor. O neler saklamış. Duydum. Duydum evet duydum. Ama bazen duyduklarımızın da gördüklerimizin ötesinde de gerçeklikler olabilir. Söyleyemeyeceğin, anlatamayacağın çok zor şeyler olabilir Şafak. Söyleyip de kurtulmak istersin o yükten. Ama yapamazsın. Yelda sen ne diyorsun? Karşındakini üzmek istemediğin için bazı şeyleri söyleyemezsin, tamam mı? Sırf o yaralanmasın diye kendi yaranı kanatırsın yıllarca. Vallahi kusura bakma. Benim dostluktan, kardeşlikten anladığım bu değil. Ben hatam her ne olursa olsun öleceğimi de bilsem yine söylerim. Öldüreceğini bilsen peki? Sonsuza kadar kaybedeceğini bilsen yine de söyler misin? Evet. Yine de söylerdim. Çünkü benim için dürüstlük her şeyden önemli. Hem ayrıca hiçbir sır öyle sonsuza dek saklı kalmaz. Bir gün mutlaka bir yerden çıkar. Bir de benden bu kadar önemli bir şeyi saklayan kişi benim zaten ne dostum olabilir ne de kardeşim. Şimdi bir hastama bakmam lazım, sonra görüşürüz. Demek benden bu kadar korkuyorsun ha Yelda. Çok hoşuma gitti bu. Ne arıyorsun Melis? Ya sen ne istiyorsun benden? Bu sıra herkes bana aynı soruyu soruyor. Ne arıyor, ne istiyor olabilirim sence? Belanı arıyorsun bence sen. Lütfen agresifleşme Yelda. Biz seninle bir anlaşma yaptık ve karşılığını almaya geldim senden. Ben seninle hiçbir anlaşma yapmadım. Bak şimdi. O zaman ben niye saklıyorum ki sizin sırrınızı? Gideyim söyleyeyim, bitsin bu işkence. Ya sana ne bizim sırrımızda? Söyleyince ne kazanacaksın? Niye yapıyorsun bunu ya? Söyleyince hiçbir şey kazanmayacağım. Ama söylemezsen bir şey kazanabilirim. Ne istiyorsun? Alp ve Şafak belki bu akşam yemeğe çıkacaklar. Onları engellemeni istiyorum. Şafak Alp'le hayatta yemeğe çıkmaz, merak etme. Alp mutlaka bir yolunu bulacaktır. Ben onu engelleyemedim ama sen Şafak'ı durdurabilirsin. Nasıl? Onu sen bileceksin, ben bilemem. Senin kirli işlerine alet olacağıma cehenneme direkt olurum daha iyi. Anladın? Hiçbir
Hiçbirinize acımayacağım artık. Serkan, hadi inat etme. Bir özür dile Selim Hoca'da. Ben özür dileyecek bir şey yapmadım ya. Ya adamı bıçakladın. Daha ne yapacaksın Serkan? İki gündür yukarıda yatıyor. Ben aslında işimi doğru düzgün yapsaydım, o şimdi mezarda yatıyor olacaktı da beceremedim. Ya sen ne onursuz, ne şerefsiz bir adam oldun ya. Senden utanıyorum. Biliyorum utandığını. Bizi köşe bucak saklamandan belli oluyor zaten. Benim kimseyi sakladığım falan yok Serkan. Ben iki kardeşimi de çok seviyorum. Ama sen hiç beni sevmiyorsun. O nereden çıktı ya? Ben seni sevmesem böyle peşine dolanır mıyım? Ya sevmek bu değil ki. Sen her an kalbime hançer saplıyorsun. Yanında polisle, elinde kelepçeyle. Seven bir insan sevdiği kişiye bu kadar ızdırap vermez ki. Ben sana ızdırap mı veriyorum ya? Hem de çok büyük. Ya bak adam senden şikayetçi bile olmadı. Ne var teşekkür etsen? Yaptıkların için bir özür dilesen. Tamam. Öyle olsun. Özür dileyecek misin? Tamam. Götür beni yanına. Bakın size söylüyorum. Temizlikle ilgili bir sorun çıkarsa... Çıkmaz canım. Ben profesyonel olarak yapıyorum bu işi. Hem birkaç tane hastaneden de tavsiye kaldım var. Bir dakika. Ben konuşurken atlama öyle hemen. Bu atlar hocam. Uzun atlamadan da tavsiye kağıdı var bunun. Azıcık kendini tut, azıcık. Hayda. İşimiz var sizinle vallahi. Bir susun da beni dinleyin. Ha, sana diyor. Burası hastane. Burada her şeyin temiz ve steril olması gerekiyor. En ufak pislik, toz bile havadaki ilaç aromasıyla karışıp mikrop olur burada. Daha önce konuştuğumuz gibi. Temizlik, temizlik, temizlik. Benden söylemesi. Külahları değişiriz sonra. Muazzez hocam, şimdi biz iki saattir temizlik yapıyoruz ya. Sen bizi yanlış aradın Muazzez hocam. Ha, biz hem etrafı çiçek gibi yapıyoruz hem de lüzumlu olabilecek şeyleri yedeğe alıyoruz hocam. Ben hoca falan değilim. Söyledim size Muazzez hemşire. Yok, biz karar verdik. Bundan sonra herkese hocam diyeceğiz. Değil mi kız? He. Şişt, bak bak. Veysel hocanın kızı bu işte. Ha. Merhabalar Yelda hocam. Bizi sık sık göreceksiniz artık. Yeni temizlikçiler. Temizlik elemanları. Ha evet evet. Babam bahsetmişti. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Vallahi güneş gibi parlıyorsun Yelda hocam. Bana kalırsa mektup sahibini buldu. Baksana şu gözlere. Nedir o elinizdeki? Aşk mektubu. Aşk mektubu mu? Ortalığı toparlarken bulduk. Ama okumadık vallahi. Okumadan nereden anladınız aşk mektubu olduğunu? Şey, belki de değildir. Doğru, belki de değildir. Okumadık ki. Önemli bir rapor olabilir. Verin bakayım şunu. Ne yapıyorsunuz siz? Benim mektubum bu. İnsan başkasının mektubunu açıp okur mu ya? Özellikle de size hiç yakıştıramadım Yelda hocam. Hayır canım kuzu. Yani onlar bana aşk mektubu olduğunu söylediler. Sen birine aşk mektubu mu yazdın kuzu? Yazdım. Ben yazmadım ben. Aslan bana yazmış. Aslan bana yazmıştır. Aslan var benim. O yazmış. Mühim bir hasta değil. Öyle gelip geçici bir hasta. Sana yazmış ha? Yani yazamaz mı? Yazar. Ne bakıyorsunuz siz? Mektubumu kaybetmişim işte. Şimdi zaten sonsuza kadar yok edeceğim. Sakla zamanı gelir zamanı Tayfun. Hocam müsait misiniz? Gel Seza.
Ben de sıkıntıdan bakınıyordum öyle. Hocam, Serkan size bir şey söyleyecekmiş. Eğer bir daha seni ablamın yakınında görürsem, bu sefer işimi yarım bırakmam, gebertirim seni. Serkan! Hocam çok özür dilerim, ah bu çocuk. Seza çocuk değil o, bırak peşini. Ama hocam... Bırak peşini, büyümesine izin ver. Bak, hep böyle peşinden koşarsan, onu tamamlarsan hep bir yanı eksik kalacak. Hiç büyüyemeyecek. Sen şimdi bırak kardeşini. Gel bakayım buraya. Hocam bir şey mi istiyorsunuz? Ben vereyim, siz beğenmeyin. Tamam. Aç bakayım şurayı. Orada bir paket var. Bu mu hocam? O senin. Benim mi? Evet. Hem hayatımı kurtardığın için hem de yılbaşı hediyesi. Ya hocam ne gerek vardı? E hadi aç. Teşekkür ederim, utandırdınız beni. Neymiş o, ben kaçırdım galiba. Selim hocam bana hediye almış da... üstünde de yılın en iyi hemşiresi yazıyor, çok iyi değil mi? Çok iyiymiş. Ben bir hastaya bakıp geleceğim. Aslında biliyor musun Aynur, ben de senin gibiyim. Bu yüzden seni çok iyi anlıyorum. Olacak şey mi bu yaptı hocam? Ayıp değil mi bana? Ayıp, bence de ayıp. Ne desen haklısın. Benim gibi bir ablaya yapılır mı bu hiç? Yapılmaz. Bebeği olmuş benden saklıyor. Ya el miyim ben? Değilsin tabii. Çok kırgınım, çok. Bir sevdiği olduğunu bile söylemedi bana. Şeytan diyor, git eşek sudan gelinceye kadar döv şunu. Döv vallahi. Sen de yangına körükle gidiyorsun vallahi hocam. Ya dövsem sövsem ne değişecek? Heh işte, ben de bundan bahsediyorum. Olan olmuş bir kere, ne değişecek? Ha, belli ki o da çok üzgün. Ben de çok üzgünüm hocam. Ya böyle bir şeyi benden nasıl saklar? Ah be Aynur. Demek ki ne kadar çaresizmiş. Belki de sana anlatmaya korktu. Arkadaşına söylemiş ama. Onu suçlamayacak, yargılamayacak birine gidip söylemiş. Yükünü hafifletmek istemiş. Ya bir düşünsene, kim bilir ne kadar acı çekti bunları yaşarken. Ay çekmiş midir? Kuzum ya. Aynur. Şu anda senin sevgine, desteğine her zamankinden daha çok ihtiyacım var. Hem ayrıca kardeşler, arkadaşlar arasında hatayı affetmek sevgiyi küçültmez. Aksine daha çok büyütür. Affedini de yüceltir. Gelebildin ha? Yapmayın hocam, ne olur. O günden beri söylediğiniz şeyi düşünüyorum zaten. Ben hiç sizin davetinize hayır der miyim? Geldin ve beni çok mutlu ettin Muazzez. Beni utandırıyorsunuz hocam. Muazzez, rica edeceğim. Hiç değilse bu yemekte bana hoca demesen. Peki hocam. Hem bu... Hocam sözünün aramızda gereksiz bir duvar oluşturduğunu düşünüyorum da. Bir şey...
Hocam. Çok iyi. Bu da çok iyi. Vallahi her şey on numara. Sen bir haftaya kalmaz sahalara dönersin Panter. Gerçekten Meriç'te oynayabilir miyim? Yok artık. Zaten zor zapt ediyorum. Hayır, 6 ay futbol falan yok. Ya of abla ya. Ya ne var? Kaportayı ben topladım. E motor da sapasağlam. Bırak oynasın çocuk. Ya sizinle uğraşamayacağım. Ne haliniz varsa görün. Hadi görüşürüz. Cem, biraz konuşalım mı? Alp Bey'in teklifi hakkında ne düşünüyorsun? Hiçbir şey düşünmüyorum Ebru. Sen ne diye gidiyorsun ki o herifin odasına zaten? Hastane masraflarını konuşmak için gittim. Ya ben halledeceğim demedim mi sana? Sen niye laf dinlemiyorsun? Ya tamam, sen halledeceğim dedin de ben de kabul etmedim bunu. Ben halledeceğim bir şekilde. Senin bu hastanede çalışman doğru mu sence? Niye yanlış olsun ki? Ebru, her gün yüz yüze geleceğiz. Eski hatıralar canlanacak gözümüzde. Eski sevgilinle aynı hastanede çalışabiliyorsan, bence eski karınla da çalışabilirsin. Bak, bu herifin niyeti başka. Bu herif kullanıyor seni. Farkındayım. Aptal değilim zaten, her şeyi fark ettim. Ama yani benim de bu işe ihtiyacım var. Oo, sen çoktan vermişsin ki kararını. Bana niye soruyorsun? Ben sana bir şey sormuyorum ki. Ben sadece sana aldığım kararı bildiriyorum. İyi, kolay gelsin o zaman. Sağ ol. Yalnız bir şey diyeyim mi? Senin burada çalışman seni de beni de yıpratacak. Bak görürsün. Neden öyle düşünüyorsun? Tam tersi olacak. İkimiz de yaralarımızı sarıp eski mutlu günlerimizdeki gibi oluruz. İşte o adam tam da bu yüzden seni burada çalışmanı istiyor. Ama sana bir şey diyeyim mi? Bizden bir cacık olmaz. Orası hiç belli olmaz sevgilim. Aynur kardeşiyle konuşmayı kabul etti. Öyle mi? Ne söyledin de kabul etti? Sevgi bütün kapıları açan tek anahtar. Özür dilerim abla. Bırak özür dilemeyi. Anlat bakalım şu işi. Herkesten saklayabilirsin ama benden nasıl saklarsın bunu? Sen benim canımsın, kanımsın. Ben senin hayatın için buradayım Aysun. Biliyorum abla. O zaman niye söylemedin be kızım? Kimden bu bebek? Eniştemden. Ne diyorsun Aysun sen? Sabahattin mi yaptı sana bunu? Siz boşandıktan sonra çok direndim abla. Senin evde olmadığın bir gündü. Tecavüz etti bana. Sana söyleyemedim. Korktum. Sonra bebeği öğrenince senden gizli gidip aldırmak istedim. Beceremedim. Sonra gün be gün büyüdü karnımda. O da yaşamak için direndi. Sonra da kaçtım işte.
Yani tümörün çıkmasa hiç gelmeyecektin. Beni bulmayacaktın öyle mi? Bu sır öyle büyük bir acı verdi ki bana. Ur oldu içimde. Kanser oldu. Affet beni abla. Asıl sen beni affet kuzum. Gözlerin böyle kör olduğu için. Seni böyle çaresiz bıraktığım için asıl sen beni affet. Sen haklıymışsın Yelda. İnsanın bazen gerçekten söyleyemeyeceği şeyler oluyormuş. Yok Şafak, asıl sen haklıydın. Er ya da geç sırlar ortaya çıkıyor. Önemli olan vaktinde habis bir uğru olmadan ondan kurtulmak. Şafak. Vaktin varsa aşağıda birer çay içelim mi? Benim sana anlatacaklarım var. Olur. Doktor Şafak Günay, acilden bekleniyorsunuz. Sen kızların operasyon saatini ayarla. Ben bir acile geçip geliyorum. Sonra kafeteryada buluşuruz. Tamam. Tayfun, beni sen mi anons ettirdin? Yok Şafak hocam, burası boş zaten. Ben de Selim hocaya pansumana çıkıyordum. Allah Allah. Ben yaptırdım anonsu. Neden böyle bir şey yaptın? Dünden beri peşinde koşuyorum seninle konuşmak için. Aklıma başka çare gelmedi, ne yapsaydım? Ay pes artık Melis ya, hakikaten pes. Ne var canım bunda? Komik oldu işte. Hmm. Evet komik, çok komik. Senin espri anlayışın da ancak bu kadar olur zaten. Dursana, nereye gidiyorsun? Seninle konuşacaklarım var. Vallahi seninle hiç uğraşamayacağım Melis. Çok fazla işim var. Bugünlük kendine başka bir oyuncak buluversen. Tüh. Ben de Cem'in yıllar önce seni kimle aldattığını söyleyecektim. Oldu. Canınız mı yandı artist hoca? Ya ne diyorsun kızı ya, ne artisti? Başkalarının canını yakarken düşünecektiniz. Bu iş öyle televizyona çıkmaya benzemez. Aa, yavaş ya. Pardon, pardon, pardon. Kimin canını yakıyormuşum ben? Latife ediyorum canım. Siz çok yakışıklısınız ya. Her gece başka güzelle gönül eğiliyorsunuz. Kızları peşinizden koşturuyorsunuz. O kızların diyorum, kim bilir canları ne kadar yanıyordur. Aa! Ya saçmalama kuzu ya. Onlar eskidendi. Artık gece hayatı falan bitti. Yok daha neler. Vallahi öyle. Yağmur yağdı, gönlüm duruldu. İçimde bir sevda kuruldu. Vay, şair de olmuş. Nereye kuruldu o sevda Selim Bey? Sen sabahtan beri neredesin ya? Özledim seni. Vallahi sabahtan beri 50 kere geldik ama bir türlü yalnız bulamadık sizi Selim Bey. İyi misin sen? Değilim. Ne oldu? İçim çok huzursuz. Şu eski Cem meselesini Şafak'la konuşmaya karar verdim de Cem izin vermiyor. Ona ne ki? Bu Şafak'la senin arandaki bir mesele.
öyle de... Şafak'la araları bozulur diye korkuyor o da işte. Ya niye bozulsun ki? Yıllar önce yaşanan masum bir şey. Hala bir şey hissetmiyorsun ya. Yanlış mı düşünüyorum? Hissetmiyorsun değil mi? Yok canım, hayır. Yani... Şafak masum bir şey olmadığını düşünür diye endişeleniyor hocam. Ya Yelda... Bu hikayede benim bilmediğim bir şey mi var? Sen yıllar önce kısa bir süre Cem'den hoşlandın. Sonra yıllarca bir daha görüşmediniz. Bu değil mi? Evet. E Şafak bunun nesini yanlış anlayacak o zaman? Bak, bence gidip konuşmalısın. Git konuş. Bu vicdan azabından kurtul. Bu sadece Şafak'la seni ilgilendirir. Başkasını ilgilendirmez. Doğru söylüyorsun. Gidip konuşacağım şimdi. Teşekkür ederim. Şafak Hoca'yı gördün mü? Görmedim hocam. Odasında olabilir ama. Kuzu. Şafak'ı gördün mü? Kızlar. Şafak Hoca'yı gördünüz mü? Görmedik yerden. Operasyona mı girdi acaba? Olamaz, ameliyathanede boş çünkü. Allah Allah, nerede bu kız ya? Şu yeni gelen elemanlara bir sorun isterseniz. İkisinin de kulağa delik çıktı, belki görmüşlerdir. Kolay gelsin. Kolaysa başına... Pardon hocam, ben sizi içerideki arkadaşlar sandım. Şafak Hoca'yı gördünüz mü? He, gördüm. Demin Melis Hanım'la odasına gidiyorlardı.
Şafak! Şafak! Şafak ne olur dinler misin? Şafak anlatacaktım! Allah belanızı versin! Sizin Allah belanızı versin! Şafak! Ya daha ne oluyor? Bittik kızcığım. Bittik. Yelda ne oluyor? Söylesene. Şafak aramızda geçen her şeyi öğrenmiş. Nasıl? Kimden? Sence kimden? Sence kimden? Melis. Allah kahretsin. Yanına gidip anlatacaktım her şeyi. Yılan benden önce davranmış. Bir daha yüzümüze bakmayacak Şafak. Ne yapacağız Cem? Nasıl anlatacağız ona? Böyle bir şey anlatmanın yolu var mı? Nasıl yok ya? Olmak zorunda. İçerisinde bulmamız lazım Cem. O benim en yakın arkadaşım. Ne yapacağım ben? Bu şifa kaybetmek istemiyorum Cem. Ben de kaybetmek istemiyorum Yelda. Bu yüzden yıllardır anlatmadım işte. Ya inanamıyorum ya. Aptalca bir gençlik hatası yüzünden en yakın arkadaşımı kaybediyorum şu anda. Yürüyorum kendimden. Cem bir şey yap. Ne olursun bir yolunu bul. Ne olursun bir şey söyle. Sana diyorum Cem. Bu yüzden onu kaybetmek istemiyorum. O benim en iyi dostum. Yelda yeter. Benim de sevdiğim kadın. Benim de canım acıyor. Sonsuza kadar kaybedebiliriz onu. Hayır, kaybetmeyeceğiz. Allah seni kahretsin. Tamam ama baba yoruldu artık. Aşkım. Bu gece sen, ben, annen üçümüz yemeğe gidelim. Üçümüz mü? Evet. Sadece üçümüz. Gidelim baba, gidelim. O zaman anneyi sen ikna edeceksin. Efendim. Anne. Alo kızım. Nasılsın? Ben iyiyim anneciğim. Seni çok özledim. Bu gece sen, ben, babam içimiz yemeğe gidelim mi anneciğim? Anne. Buradayım kızım. Buradayım. Geleceksin değil mi? Lütfen ne olur. Seni çok özledim. Geleceğim bir tanem, geleceğim. Gelecekmiş baba, geleceğim dedi. Aferin benim akıllı kızıma. Şafak dur! Defol buradan, defol! Şafak dur! Ya bir dinleme. İstemiyorum seni. Git buradan. Delirtme beni Cem. Çek şu motorunu şuradan. Şafak beni bir dinle. Neyini dinleyeyim ya? Neyini dinleyeyim? Yalanlarını mı? Şafak ben sana hiçbir zaman yalan söylemedim. Evet, hiç söylemedin. Ben de inandım zaten buna. Şafak, ben hiçbir zaman sana yalan söylemedim. Sadece adını gizledim. Yelda senin en yakın arkadaşındı. Nasıl söyleyecektin ya? Evet, Yelda benim en yakın arkadaşımdı. Ve sen onu da yattın. Keşke geberseydim de o gece yaşanmasaydı. Ya bırak şov yapmayı ya. Ya ne şovu Şafak?
Biz utancımızdan yıllarca senin yüzüne bakamadık. Aha, çok belli oluyor ne kadar utandığınız, yüzüme bakamadığınız. Evet, bakamadık. Veysel Hoca bizi tekrar bir araya toplayana kadar ne seni ne de birbirimizi gördük biz. Şafak, sen Amerika'ya gelmedim diye kızdın ya bana. İşte sırf bu yüzden gelemedim utancımdan. Seni defalarca aramaya çalıştım. Yüzlerce kez mektup yazdım ama hiçbirini gönderemedim. Sen her açtığında telefonu yüzüne kapattın. Ya şimdi bunları söylemenin ne anlamı var ki? Bana gönderilmemiş mektupların, açılmamış telefonların ne anlamı var Cem? İkiniz de dürüst olamadınız bana. Sizi asla affetmeyeceğim. Şafak! Hoş geldin Şafak abla. Hoş bulduk. Bak bebeklerime ev yaptım. Burada uyuyorlar, burada da televizyon izliyor. Kadar güzel olmuş. Bayıldım. Zeliş'cim, benim bir süreliğine buradan ayrılmam lazım. Hayır, gitme lütfen. Ama merak etme, tekrar görüşeceğiz. Benim önce bir ev bulmam lazım. Orada Ecem'e ve sana çok güzel bir oda hazırlayacağım. Sonra ikinizi de alıp oraya götüreceğim, tamam? Yaşasın. Yine Ecem'le birlikte kalacağım. Ama bunun için benim biraz zamana ihtiyacım var. Tamam. Tamam. Ben beklerim. Aferin benim akıllı kızım. Konuşacaktım zaten seninle. Sadece biraz doğru zamanı bekliyordum, o kadar. 10 yıldır doğru zamanı bulamadın mı? Ha? Yoksa böylesi daha mı işine geldi Yelda Hanım? Ya onca yıl yüzüme nasıl bakabildin sen ya? Nasıl? Ya kolay mı oldu zannediyorsun? İkimiz de senden hep kaçtık. Şafak, ne olursun dinle. Sen benim en iyi arkadaşımsın Şafak. Dostluğun benim için çok değerli. Bırak bana dostluk hikayeleri anlatmayı. İkinizin de gerçek yüzü çıktı ortaya. Tiksiniyorum sizden. Ben de yıllardır kendimden tiksiniyorum zaten. Bu konu her aklıma geldiği zaman nefret ediyorum kendimden. Seninle yüzleşeceğim günü hep korkuyla bekledim ben Şafak. O gece Cem'in evine bavulumla geldiğim gece içerideki kız sendin Yelda. Çıkmadın dışarıya, ikiniz de enayi yerine koydunuz beni. Sonra defalarca sana ağladım. Daha gider gitmez Cem yatağına başka birini aldı dedim. Sen de hiç utanmadan teselli ettin beni. Hiç! Haklısın. Yerden göğe kadar haklısın. İğrenç bir hata yaptım. Ama düşünsene, ikimiz de gençtik, cahildik. Şafak, öyle duygularımıza kapılıverdik, o kadar. Ben seni tanıyorum Yelda. Sen hiçbir zaman cahil olmadın. Her zaman aklın kalbinin önündeydi. Denedin. Cem'i evde etmeyi denedin sen. Ha, baktın olmuyor. Ha, cahildik, gençliktir palavraları uydurmaya başladın. Şafak, haksızlık ediyorsun. Dalga mı geçiyorsun sen ya? Kim kime haksızlık ediyor bu hikayede? Yıllardır arkamdan iş çeviren siz değil miydiniz ha? Ya bak ne diyeceğim. Ebru ile Cem ayrıldı. Ben de zaten hayatınızdan çıkıyorum. Şimdi rahat rahat birlikte olabilirsiniz siz. Ya delirdin mi sen? Böyle bir şey mümkün mü? Bilmiyor musun? O benim arkadaşım. Öyleyse neden hala hayatında kimse yok ha? Yıllardır etrafında koşan bir sürü erkek var. Neden hiçbirine yüz vermiyorsun Yelda? Neden? Çünkü sen Cem'i bekliyorsun. Hayatın boyunca hep onu bekledin. Hep. Ya saçmalama, yok öyle bir şey. Peki öyleyse neden Selim'le birlikte değilsin? Hı? Eğer Cem'den yana bir umudun olmasaydı sen çoktan onunla birlikte olmuştun. Çoktan.
Divaneyim, divane. Günlere gün eklerim. Günlere gün eklerim. Günlere gün eklerim. Bakarım kapılara, yollarını gözlerim. Yollarını gözlerim. Yollarını gözlerim. Kimin yolunu gözlüyorsun kızı? Gideriz isteriz, vermezlerse kaçırırız kızı. Sağ ol. Karda patladım sıkıntıdan. Seni görünce yanına geleyim dedim. Ne zaman taburcu olacaksın sen? Vallahi bana kalsa ben bu gece taburcu oldum. Ama Şafak canımı okur diye korkuyorum. Bana bak, senin neyin var? Böyle sevda türküleri söylediğine göre bir kız meselesi var. Var. Bir kız meselesi var. Ama kızın beni gördüğü bildiği yok. Nasıl yani? Açılmadın mı kıza? Denizde boğulurum dedim, açılmadım. Zaten başka biri açıldı. Bu kötü olmuş. Belki kızın gönlü yoktur onda. O zaman hala bir şansın var demektir. Yok. Onun karşısında şansım yok. Hem çok yakışıklı hem de zengin. Olur mu öyle şey kuzu? Aşk paranın pulun peşinden gitmez. Neyin peşinden gider aşk? Ne yapıyorsunuz lan? Açık oturun mu? Ha? Eyvah. Sarhoşken bunun esprileri de hiç çekilmez şimdi. Konu ne? Aşk insanı ne hale sokar onu konuşuyorduk. Bak güzel konu. Benim de bu konuda söylemek istediğim bir şey var. Aşk. Ayım ayı yemekle başlar. Ayım ayı yemekle bitir. Şafak Günay. Ecem yeter ama. İn artık şu koltukların tepesinden. Bana ne? Melis, rahat bırak çocuğu oynasın. Ama hayatım böyle oyun mu olur? Baksana şu evin haline. Oley! Efendim Şafak? Ay, ben Yelda'nın yanından ayrıldım bir. Otele yerleştim. Otele mi? İstersen Ecem'i de alıp... Buraya gel. Burada yemek yeriz. Olur, olur tabii. Hangi otel? Tamam. Ne oteli bu Alp? Şafak. Yelda'nın yanından ayrılmış. Bir otele yerleşmiş. Neden ayrıldı acaba? Yelda ile Cem'in birlikte olduğunu öğrendi de ondan. Yelda ile Cem birlikte miymiş? Evet. Eskiden. Onlar sevgiliyken. Cem'in de karakteri ortaya çıktı yani. Yalnız bu otel işi hiç hoşuma gitmedi. Ecem için bir yemek yiyip kalkacaksınız alt tarafı. O yüzden bunun nerede olduğunun ne önemi var Melis? Elbette var.
Ecem'i bir pizzacıya da götürebilirsiniz. Baş başa romantik bir yemek yemenin gereği var mı sence? Hamile bir kadını bütün gece yalnız bırakmak doğru mu sevgilim? Saçmalama lütfen. Şafak kızımın annesi. Ecem onu ne zaman görmek isterse biz o zaman görüşeceğiz. Buna alışsan iyi olur. Hoş geldiniz. Sipariş vermek ister miydiniz? Daha sonra teşekkürler. Çok acıktım. Hadi oturalım. Hadi bakalım. Otur bakalım. Hah, bakar mısınız? Bize en iyi şarabınızdan bir tane açın. Bir de menüyü rica edin. Peki efendim. Peki. Madem o kadar aşıksınız, söyleyin bakayım. Var mısınız aşıklar yarışmasına? Şey gibi, kızı istedim vermediler, sen doktorsun dediler. Hayda, bir kere o doktorsun dediler değil, şoförsün dediler. Oho, seviye iyice düştü. Sen ne istiyorsun oğlum, Shakespeare mi konuşalım? Vallahi bana uyar. Şöyle güzel bir aşk sonesi, bütün aşklara ilaç gibi gelir. Ya, Aşık Veysel... Yunus Emre dururken bize ne Elin Shakespeare'inden de? Bak gördün mü halk çocuğun? Laks nasıl koydu hemen lafı gediğine. Sorsan 20 tane aşk uzanı sayar ha. Say lan. Say. Saymazsan aşık değilsin. Sayarım ne var ya? Şey var. Kim vardı ya? Ya oğlum saysana. Aşk uzanı bilmeden aşık mı olurmuş? Ne alakası var canım? Şimdi ben bu gece nöbetçiydim biraz kafa şey oldu. Ha, nöbetçi olmasan sayacaktın yani. Bak kendinize bak. Aşk ozanı sayamayan aşığın aşkını alırlar. Öyle mi Cem Bey? Siz aşkınızı o yüzden mi kaybettiniz? Oo. Bu çok belden aşağı oldu hocam. Çok. Şu an senin için dünyanın en iğrenç küfrünü düşünüyorum. Ne kadar ayıp. Oysa ben seni sevgilinle buluşturmak için aramıştım. Ne diyorsun sen be? Aynı tarafta olduğumuzu ve birbirimize ihtiyacımız olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Evet. Benim sana hiçbir zaman ihtiyacım olmaz. Öyle mi? Mesela şu anda Şafak'ın Alp'le otelinde olduğunu biliyor muydun? Sen niye anlatıyorsun bunları bana? Neyin peşindesin? Onu yalnız bırakma diye söylüyorum Budala. Şafak'ı yalnız bırakırsan Alp'in onu kazanması daha kolay olacak. O zaman o eski hikayeyi niye anlattın Deniz? Sen niye oynuyorsun bizimle? O olayın size bir ilgisi yok. Yelda'ya bir ders vermek istemiştim. Senin canın cehenneme. Ne oluyor ya? Melis miydi? İnsanı kim bu kadar sıkabilir başka? Birinin bu kadına haddini bildirmesi lazım. Cem, aptalca bir şey yapma. Başını belaya sokma yine. Buranın tadı kaçtı yine. Bence zaten bir tadı yoktu ya. Ben kaçtım kuzum. Ben doydum anne. Tabağın hala duruyor. Hiçbir şey yememişsin. Sen de bir şey yemedin Şafak. Babam doğru söylüyor. Sen de hiçbir şey yememişsin. Karnım aç değil bir tanem. Canım istemiyor. Senin canın bir şey sıkkın. İyiyim ben Alp.
Hala o kadar güzelsin ki. Alp lütfen. Bunu fırsata çevirme. Niye Şafak? Niye çevirmeyeyim? Ben hala seni seviyorum. Ve çok özlüyorum. Haklısın. Kırgınsın bana. Sana karşı çok yanlışlarım oldu. Ama bunların hepsi seni kaybetmemek için. Sonra konuşalım. Şu anda bunun yeri değil. Bugün öğretmen sordu. Ben de size soracağım. Elinizde bir tane sihirli değnek olsaydı hayatınızda neyi değiştirirdiniz? Bilmem. O sen? Ben yaşadığımız bu son bir yılı değiştirirdim kızım. Tekrar eski günlerimize dönmek isterdim. Çok büyük pişmanlıklarım var. Ben de öyle dedim. Eski evimize gitmek isterim dedim. Kim bilir belki bir gün annem beni affederse gideriz. Selim sen miydin? Başkasını mı bekliyordun? Yok canım, kimi bekleyeceğim? Şafak sandım. Ne o? Ağladın mı sen? Yüzün gözün kıpkırmızı olmuş. Bir şey yok. Hayda. Ne oldu kızım? Kim üzdü seni böyle? Şafak'la kavga ettik. Daha doğrusu o postayı koyup çekip gitti. Şu mesele mi? Anlattın mı? Ya bunda bu kadar büyütecek ne var anlamıyorum. Tamam canım, tamam. Yarın unutur, barışırsınız. Şafak beni asla affetmez. Ya olur mu hiç öyle şey? Siz eski arkadaşsınız. Çok utanıyorum Selim. Sen utanacak bir şey yapmadın. Yapmadın değil mi? Sadece platonik bir aşk. Çocukça masum bir şey. Selim, bu gece burada kalır mısın? Ne olur, yalnız kalmak istemiyorum. Zaten bugün hastaneden firar ettim. Dönmem imkansız. Seni o kadar çok özledim ki. Ben seni bir ömür boyu sevmeye yemin ettim. Ve bu yeminin ben de hiçbir zaman dönmeyeceğim. Çok güzel günlerimiz oldu. İnkar edemezsin. Biz birbirimizi sevdik Şafak. Ecem de bunun en büyük kanıtı. Ben seni sevmekten hiçbir zaman vazgeçmeyeceğim. Sonsuza kadar da bekleyeceğim. Ecem çok yoruldu artık. Kalkalım mı? Olur. Ecem, aşkım kalk kızım, gidiyoruz. Hadi. Ecem, hadi bir tanem kalk. Ben burada kalacağım. Annemin yanında. Müsaade edersen bu gece bende kalsın. Olur, tabii ki.
Ben yukarıya çıkıyorum. Hadi kızım gel. Lütfen baba. İstersen kal. Uyuyunca gidersin. Hadi bakalım o zaman. Kay bakalım yana. Kay. Şafak, biz ne zaman, nasıl bu hale geldik? Ben seni bu kadar çok severken. Teşekkür ederim canım. Merhaba. Merhaba, buyurun. Ben bir arkadaşımla görüşecektim, Şafak Günay. Haber verebilir misiniz? Peki, hemen. Arkadaşınız geldi. Cem. Cem Bey. Sizi görmek istiyor. Yukarıya mı göndereyim? Hayır, ben gelirim. Ne oldu? Çalımı unutmuşum. Ben alıp gelene kadar Ecem'in yanında bekler misin? Tabii ki. Dışarı gel. Ne istiyorsun Cem? Derdin ne senin? Şafak, benim derdim de sensin, tasam da sensin. Bırak boş konuşma. Ne istiyorsun onu söyle. Konuşmak istiyorum. Tamam, konuş. Konuş o zaman. Şafak, biz Yelda'yla... Yelda'yla? Sen... Evet. Yani bunu... Eveleyip gevelemeden bir şey söyleyecek misin bu gece Cem? Biliyorsun işte. Bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum ben. Senin hakkında da, Yelda hakkında da hiçbir şey bilmiyormuşum ben. Meğer ikiniz de alçağın tekiymişsiniz. Doğru. Doğru, benim alçak olduğum doğru. Ama seni sevdiğim de doğru. Bu nasıl sevgi ya? Bu nasıl sevgi? İnsan sevdiğine böyle bir şey yapar mı? Daha ben kapıdan çıkar çıkmaz Yelda'nın koynuna girdim. Şafak. Şafak, sen gittin diye kızmıştım ben. Tamam mı? Aklım karma karışıktı.
Senin gittiğin ilk gün daha ben senin boşluğuna düştüm. Tutup kolumdan geri getirseydin ya. Ha? Gitme, sensiz yapamıyorum deseydin ya. Daha onurlucu olmaz mıydı? Gurur yaptım işte. Ben bilmesem de Yelda ile birlikte olarak intikam aldım benden. Ama başardın da biliyor musun? Üstünden yıllar geçmiş olsa da başardın. Hiçbir şey canımı bu kadar yakamazdı. Meğer senin de Alp'ten ve Melis'ten farkın yokmuş. Hatta onlardan daha kalpsizmişsin. Kesefak! Allah belanı versin senin.